yıl kullanımı daha da artan örgü saç modellerini sizler için denelim. Bakalım bu yıl trend olan saç modelleri nelermiş? En beğenilen ve moda olan saç modelleri arasında saç örgüleri de var. Şık ya da salaş görüntüye sahip olmak istiyorsanız saçlarınızı ördürebilirsiniz. Yanımda saç tasarımcısı Faruk Elden var. Saç örgüsü hakkındaki her şeyi senden öğrenmek istiyoruz. Şimdi bana nasıl bir örgü tasarlayacağız? Çok trend, çok moda bir örgü. Kılçık örgü yapacağız. Açık saçta kullanılacak bir örgü. Yapalım mı? Evet, elimde de görüyorsunuz böyle saç aksesuarları var. Bunları da tercih edeceğiz. Son dönemlerde oldukça trend. Başlayalım mı halde? Kısa saçlar da örülebilir mi Faruk? Evet. Hı-hı. Çok özellikle belirgin örgüler kullanılabilir. Şöyle yol yol örgüler görüyoruz. Evet, evet. Ters örgüler. Evet. Yapmış olduğum örgüyü şöyle ellerimle hafif çekerek çok daha güzel bir görüntüye ulaşmasını sağlıyorum. Evet, daha doğal bir görüntü evet. Oldu şu an. Aslında bu kullandığım saç yüzükleri 3 yıldır hayatımızda. Fakat yeni yeni trend olmaya başladı. Ve birçok yerde de bulunabiliyor ve çok uygun fiyata. Ve saçı da çok şık bir hale getiriyor bence. Biz de şu an kılçık bir örgü yaptık ve özellikle size trend olan saç aksesuarlarını, daha doğrusu saç yüzüklerini göstermek istedik. Kılçık örgümüze devam ediyoruz. Bir tarafım bitti, şimdi diğer tarafıma geçeceğiz. Ben daha salaş bir görüntü istediğim için o yüzden sıkı örgü tercih etmedim. Kılçık örgülerimizi bu şekilde böyle Faruk'un yardımıyla açtığımız takdirde daha doğal bir görüntü elde ediyoruz. Benim saçım bitti. Ben daha fazla salaş bir model tercih ettim. Günlük hayatımda rahatça kullanabileceğim. Şimdi biraz sonra da bir model arkadaşım bana eşlik edecek. Onun saçında bambaşka saç örgü modeli göreceğiz. Onda birazcık daha şık, akşam da kullanabileceğiniz bir model tercih edeceğiz. Bakalım neler yapacağız Faruk'la birlikte. Faruk, nasıl bir saç örgüsü tasarlayacağız? Biz bugün kulüp veyahut da festival havasında bir renkli jölelerle bir örgü yapacağız. Ters örgü. Saçların tamamı örülecek. Arkadaşımın kahkülleri var ama bu bana engel değil. Onu da öreceğim. Belirli tutamlar haline getiriyorum her birini. Kullanacağımız saç jölelerini her yerde bulabilir miyiz? Genellikle bulunabiliyor. Fiyatları uygun mudur? Uygun. Oldukça uygun. Örgülerde saç rengi fark ediyor mu? Evet. Az önce söylediğim gibi örnek veriyorum. Eğer renk kullanacaksak, eğer saçın zemini, bazı, koyu renklerdeyse renk daha az kendini gösteriyor. Ama sarı tonlarında olduğu zaman daha canlı ve daha sıcak durabiliyor. Faruk, genelde hangi saç örgüleriyle sana geliyorlar? Genelde ters örgü çok isteniliyor. Çünkü düz örgüleri genelde bayanlarımız kendileri yapabiliyor. Ama genelde zorlanabileceği örgüler ters örgü, topuz modellerinde çok istenildiği zaman geliniyor. Kılçık dediğim, size uyguladığımız genelde isteniliyor. Bu şekilde zor örgüler de bize geliyorlar. Ama kolay örgüler de kendileri yapabiliyorlar. Evet, ben örgümü bitirdim. Boyamak istiyorum şimdi, pembe renginde. Birkaç uygulamadan sonra daha güzel renk ortaya çıkıyor. Kıyafetlerimize falan bulaşıyor mu bu acaba? Bulaştığı da çıkıyor. Şimdi ikinci rengime geçeceğim ben. Rengin kalıcılığı ne kadar süre olarak?
Yani uçup gitmiyor değil mi? Spreydeki gibi. Yok, gitmiyor. Yıkayınca çıkıyor. Çok kolaylıkla çıkabiliyor. Spreyde belli bir süreden sonra renkte birazcık solmalar evet. olabiliyor. Evet, evet kesinlikle. Renkli saç rölelerimizle örgülü saçlarımızı boyadık. Fakat siz biraz daha mı iddialı olmak istiyorsunuz? O halde burada renkli simlerimizi görüyorsunuz bakın. Bu simi tercih ediyoruz. Şöyle buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Faruk. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok ince işçilik isteyen örgüler. 30 dakikada bitirdik örgümüzü. Eğer çılgın bir partiye davetliyseniz model arkadaşımda gördüğünüz örgü modelini tercih edebilirsiniz. Ya da günlük hayatınızda birazcık daha soft benim tercih ettiğim salaş saç modellerini tercih edebilirsiniz. En trend saç aksesuarlarını işledik. Renkli saç jölelerini gördük. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.